Merhaba sevgili çocuklar. Ben Adana Gündoğdu Okulları'ndan Semiha Bağış. Bugün sizlerle 4. sınıf matematik dersinde kesirler üzerinde çalışacağız. Şimdi başlayalım. Evet, problem çözme. Yalçın kumarasındaki paranın önce onda beşini, daha sonra onda üçünü harcamıştır. Yalçın kumarasındaki paranın kaçta kaçını harcamıştır? Bulalım. Evet, bulalım arkadaşlar. Problemi anlayalım. Verilenler istenen. Kumbaradaki paranın önce onda beşini, daha sonra onda üçünü harcamış. Bu bilgilere sahibiz. Bizden istenen nedir? Kumbaradaki paranın kaçta kaçını harcadığını. Hemen bakalım, çözümü anlayalım. Çözümü planlayalım. Hangi işlemi kullanmalısınız? Tabii ki toplama işlemini. Hangi problem çözme stratejisi kullanılabilir? Şekil çizme. Evet. Onda 5 gösterilmiş ve onda 3 gösterilmiş. Planı uygulayalım. Belirlediğiniz işlemleri uygulayınız. Onda 5 artı onda 3. Ne yapıyorduk toplam işleminde? Payda aynı kalıyordu. Payları topluyorduk. 5 artı 3 eşittir 8. Onda 8'ini harcamıştır. Kontrol edelim. Sağlamasını yapalım. 8 bölü 10'dan 3 bölü 10'u çıkardığımızda 5 bölü 10 ketrine ulaştık. İşlemimiz doğrudur. Devam edelim. Serpil annesinin verdiği 24 TL'nin 8'de 2'siyle kuru boya, 8'de 3'ü ile de hikaye kitabı almıştır. Serpil'in geriye ne kadar parası kalmıştır? Bulalım. Problemi anlayalım. Verilenler 24 TL'nin önce 8'de 2'si, daha sonra 8'de 3'ü harcanmıştır. İstenen ne? Kalan para miktarını soruyor arkadaşlar bize. Hangi işlemleri kullanmalısınız? Toplama, çıkarma işlemleri. Hangi problem çözme stratejisi kullanılabilir? Şekil çizme. Önce 8'de 3'ü, daha sonra da 8'de pardon, önce 8'de 2'si, daha sonra 8'de 3'ünü harcamış. Yani ne kadarını harcamış? 2 bölü 8 artı 3 bölü 8 eşittir 5 bölü 8'ini harcamış. 8 bölü 8'den 5 bölü 8'i çıkardığımızda 3 bölü 8'i kalmıştır. 24 TL'yi öncelikle 8 eş parçaya ayıralım. 24'ü 8'e böldüğümüzde her bir parçası 3 olur. Planı uygulayalım. Belirlediğiniz işlemleri uygulayınız demiş. Her bir parça 3. Harcanan kısım 15 TL. Kalan kısımda 24'ten 15'i çıkardığımızda 9 TL kalmış. Ya da kalan kısmı 3 tane 3 olduğu için çarparak da bulabiliriz. Kontrol edelim. Sağlamasını yapalım. 15 artı 9 eşittir 24 TL, işlemimiz doğrudur. Evet. Bir tiyatro salonundaki koltukların önce 5 bölü 18'e ya da 18'de 5'i, daha sonra 18'de 1'i seyirci ile dolmuştur. Bu tiyatro salonundaki koltukların kaçta kaçının seyirci ile dolduğunu bulunuz. Arkadaşım nedir? Önce 18'de 5'i, daha sonra da 18'de 11'i dolmuş. Neden topluyorum? Çünkü burada toplama işlemi yapmam gerekiyor. 18'de 5'i, daha sonra 18'de 11'i dolmuş. Toplam ne kadarı dolmuş? 18'de payda aynı yazıyorum. Payı topluyorum. 11, 5 daha 16. 18'de 16'sı dolmuştur arkadaşlar. Devam edelim. Bir karınca evine ulaşmak için varacağı yolun 11'de 7'sini gitmiştir. Karıncanın evine ulaşabilmesi için geriye yolun kaçta kaçı kalmıştır? Şimdi yolun tamamı nedir arkadaşım? Yolun tamamı 11 bölü 11'dir. 11 bölü 11 yolun tamamıdır. Ne kadarını gitmiş arkadaşım? 11'de 7'sini gitmiş. Doğru mu? Doğru. Geriye yolun kaçta kaçı kalmış? 11'den 7'yi çıkardım. 4, 11, 4 bölü 11 ya da 11'de 4'ü kalmıştır. Evet. Kalan kısım 11'de 4. Evet, devam ediyoruz arkadaşım. Serp teyzesinin yapmış olduğu kurabiyenin önce 8'de 1'ini, daha sonra 8'de 3'ünü yemiştir. Kurabiyenin kaçta kaçı kalmıştır? Evet, öncelikle ne kadarını yemiş? 8'de 1'ini yemiş. Sonra ne kadarını yemiş? 8'de 3'ünü yemiş. Yani kurabiyenin ne kadarını yemiş? 8'de 4'ünü yemiş arkadaşlar. Peki kurabiyenin tamamı ne kadar?
Kurabiyenin tamamı ne kadar? 8 bölü 8 kurabiyenin tamamı. 8 bölü 8'den 4 bölü 8'i çıkardığımda geriye kalıyor 4 bölü 8. Yani 8'de 4'ü kalan kısım olur. Devam ediyorum. Bir çiçekçi çiçeklerin önce 12'de 6'sını, daha sonra 12'de 2'sini satmıştır. Çiçekçi çiçeklerin kaçta kaçını satmıştır? Öncelikle 12'de 6'sını mı satmış? Evet. Daha sonra 12'de 2'sini mi satmış? Evet. Kaçta kaçını sattığını soruyor bana. Hemen topladığımda 12'de 8'ini satmıştır arkadaşım. Devam edelim. Müge 160 sayfalık kitabın birinci gün 10'da 2'sini, ikinci gün 10'da 4'ünü okumuştur. Müge'nin kaç sayfa kitap okuduğunu bulunuz. Hemen şekil üzerinde çizmek istiyorum bunu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tekrardan bir kontrol edeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sanırım 9 parça olmuş. Şu da 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet. 10'da ikisini, yani şunu arkadaşım birinci gün okumuş. İkinci günde 10'da 4'ünü. 1, 2, 3, 4. Şunu da ikinci gün okumuş. Şuna 10'da ikisi diyorum. Şurası da 10'da 4'ü. Tamam mı? Tamam. Peki Müge kaç sayfa kitap okumuş? Kesir olarak hemen buluyorum. 10'da 2 artı 10'da 4 eşittir 10'da 6'sını okumuş. Doğru mu? Doğru. Peki bu kitabın tamamı 160 sayfa mı? Evet. Bu kitabın tamamı 160 sayfa mı? Evet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bir parçayı bulmak için 160'ı 10'a mı bölerim? Evet. 160'ı 10'a böldüğümde hemen kısa yoldan yaptığımda ne bulurum? 16. O zaman bir parçası 16 mı? Evet. Kaç sayfa kitap okuduğunu diyor. Kaç parça okumuştu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 parça. 6 parça okumuş. O zaman ben 16 ile 6'yı çarptığımda 6 kere 6 36'nın 6 böl 96 sayfa kitap okuduğunu buldum. Evet. Devam edelim. Çizerek en güzeli olur. Bir aile bahçesinde yetiştirdiği 380 adet mısırın ilk gün 20'de 3'ünü, ertesi gün 20'de 7'sini pazarda satmıştır. Ailenin satmadığı ne kadar mısır kaldığını bulunuz. Ben yine de çizmek istiyorum arkadaşlar bunu. Hemen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Şimdi tekrardan sayarım. Bir yanlışlık olmasın diye. Evet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Evet, 19 kesim 20 parçadır. Yine de bir bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Evet, 20'de 3'ünü yani şu 3 parçayı, evet 20'de 3'ünü yani şu 3 parçayı birinci gün. Ertesi gün 20'de 7'sini yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 20'de 7'sini mi satmış? Bana neyi soruyor? Ne kadar mısır kaldığını. Kalan şu kısım arkadaşım. Evet, şimdi ne yapıyorum? Öncelikle ne kadar sattığını buluyorum. 20'de 3 ile 20'de 7'yi topluyorum. Ne eder bu? 20'de 10. 20'de 10. Yani ne geliyor aklına arkadaşım? Yarısını satmış. Yarısını satmış. Şöyle yapayım ama ben yine de kesir olarak yapmak istiyorum. Bunun hepsi 380 adet mi? Evet, hepsi 380 adet. Birini bulmak için ne yapacağım? 20'ye böleceğim. Güzel. 380'i 20'ye hemen kısa yoldan böldüğümde
Bir adedi 19 mu? Evet, 19. Bana neyi soruyor? Kalanı. Şurası kalan mı? Evet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalan 10 tane mi? Evet. 19 ile 10'u çarptığımda ne bulurum arkadaşım? 190. Ben bunu nasıl yapabilirdim? Baktığımda zaten 20'de 10 yarısını satmış, yarısı kalmış. 380'i 2'ye bölerek de bulabilir. Evet. Bir ilkokulda yapılan ankete 240 öğrenci katılmıştır. Anket sonuçlarına göre 240 öğrencinin 6'da 3'ü her gün süt içtiğini söylemiş. 6'da 2'si haftada 4 gün süt içtiğini, 6'da 1'i ise haftada 2 gün süt içtiğini söylemiş. Ankete göre her gün süt içenlerle haftada 4 gün süt içenlerin toplam sayısı kaçtır? Her gün süt içenler ne kadar arkadaşım? 6'da 3. Evet. Haftada 4 gün süt içenler 6'da 2. Değil mi? Evet. 6'da 5. Yani toplam sayısı 6'da 5. Peki 240'ın 6'da 5'ini bulmak için ne yapacağım arkadaşım? 240'ı 6'ya böleceğim. Evet. 6 kere 4, 24. Evet, sıfırı buraya koydum. Bir de sıfırı buraya koydum. 40'la da 5'i çarpacağım. 200 kişi bulurum arkadaşım. Evet, haftada 2 gün süt içenlerin sayısı kaçtır? Haftada 2 gün ise 1 bölü 6'sı ise haftada 2 gün içiyormuş. 240'ın 1 bölü 6'sını bulmak için ne yapacağım? 240'ı 6'ya böleceğim. Kişi. 1 ile de yine de çarpmam gerekir. 40 çarpı 1 eşittir 40 kişidir arkadaşım. Her gün süt içenlerin sayısı haftada 2 gün süt içenlerin sayısından kaç fazladır? Her gün süt içenler 3 bölü 6. Haftada 2 gün süt içenler 1 bölü 6. 3 bölü 6'dan 1 bölü 6'yı çıkardığımda 2 bölü 6 240'ın 2 bölü 6'sını bulmam lazım. 240'ı ne yapacağım? Öncelikle 6'ya böleceğim. 40. 40 ile de 2'yi çarptığımda 80 kişi fazladır arkadaşlar. Evet. Bu sayfayı kendiniz yapabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.